Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Genel muhasebe programımız devam ediyor raporlamalarla beraber. Bir önceki videoyu inceledim, üzerinde çalıştım. Arkadaşlar biraz hatalar buldum. Tabii nasıl bir hata yapacağımızı önceden kestiremediğimiz için böyle işte bir önceki videoyu inceliyorum. Bir sonraki videoda size bunları aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi de arkadaşlar şuradan çıkayım. Muavin defterde yaptım. Kodlar burada. Yazdım onu şimdi size göstereceğim. Muavin deftere geliyorum. Muavin pivota. Şimdi bakın rapora geldim. Şimdi burada tamam dediğim zaman bakın bana böyle bir hata verdi. Bunun hatanın sebebi arkadaşlar şu bizim şu muavin pivottaki başlıkların tıklama yaptığımız zaman şuraya arkadaşlar değiştiği için şuradaki kodlarla uyuşmuyor. Dolayısıyla burası çalışmıyor. Ben bunu denedim. Alıp buraya tekrar yapıştırınca çalıştı. Ama tabii biz bunu ne yapacağız? İptal edeceğiz ve daha güzelini yapacağız. Daha sağlamını yapacağız. Bunu daha basit ve daha da profesyonel yapardık ama arkadaşlar o geçti, onu Nisan'da yapacağız. Şimdi bunu bu şekilde yapalım. Şimdi yapacağımız işlem bizim burada şu. Nisan pivotta şunu görüyor musunuz? Bizim pivot tablomuzun başlamış olduğu birinci satır. Şimdi ben bunu pivotu burada hazır halde değil de her çalıştırdığım zaman makroyu, kodları veya işte muavin butonunu çalıştırdığım zaman arkadaşlar pivotun burada otomatik olarak gelmesini istiyorum. Peki ne olacak böyle yaparsak? Bir yenileme devreye olmayacak. Veri kaynağı arkadaşlar, yani pivotun almış olduğu hangi kaynaktan besleniyorsa arkadaşlar o kaynağı biz ne yapacağız? Biz burada son satırını böyle tüm sütunları boydan boya seçerek değil de son satırı atayarak arkadaşlar değişik bir biçimde yapacağız. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizin işinize bu çok yarar arkadaşlar. Yani biz datamız hangi boyuttaysa o boyutun pivot tablosunu alacağız. Hem yenileme derdi olmayacak hem de boşluk derdi olmayacak. Şimdi bunu arkadaşlar bizim buradan silmemiz lazım. Muavin pivota gereği. Şimdi bunu birinci satırdayken silemem. Bakın silsem hemen pivot tablo beni uyarıyor. Değiştiremiyoruz diyor. Bunu değiştirmenin yolu şunu bir aşağıya alayım. Burası da A3 olacak. Her neyse. Şimdi bakın buraya tıkladım. Çözümleden geldim. Pivot tabloyu taşı dedim. Şuraya tıkladım. Bir alt satıra bunu taşıdım. Şimdi bunu buradan arkadaşlar siliyorum. Ve ben burada bunu otomatik olarak yapacağım. Ben bunu otomatik olarak arkadaşlar şurada yaptım. Bak. Ama bunu size göstereyim. Daha da iyi olur. Ondan sonra diğerlerini kopyalarız arkadaşlar. Onun üzerinde yaparız. Şimdi bu neredeydi? Pivot'a gelelim. Şimdi biz bu pivot'u nereden alacaktık? Data'dan. Geldim data'ya. En başına geleyim. Buradan şimdi geliştiriciden makro kaydet dedim. Makro 3 ismini değiştirmiyorum. Hatta buradan çıktım. Şuraya tıklayacağım. Geliştiricide makroyu iptal ettik. A2'ye tıkladım. Makro kaydet dedim. Şimdi makro 3. Tamam. Arkadaşlar şimdi ekleden geliyorum. Pivot tabloyu ekledim. Bu 60 kalsın. Var olan çalışma sayfamız neresiydi bizim? Muavin pivotun ikincisine geldiğim bunu yapıştırdım.
Şimdi buradan da hesap kodlarını buraya hemen alıyorum satırlara. Hesap kodu 3, hesap kodu 4, bir de neydi hesap. Şu hesap kodu. Şimdi de borçlarını buraya alıyorum. Alacağı alıyorum. Bunları da buradan sağ tuş, değerleme, özetleme, toplama aldım. Burayı da aynı şekilde değerleri özetleme ölçütünden toplama aldım. Şuraya geldim. Hatta şuraya geleyim. Şu eksikleri kaldıralım. Şurayı boydan boya seçtim. Geldim. Hücreleri biçimlendirden. Burayı sayı dedik. Şimdi ne yapacağım? Buraya tıkladım. Arkadaşlar geldim satır etiketlerine. Bakın şuna da artık ihtiyacım yok. Bunu da geldim buradan kapattım. Şimdi geldim satır etiketlerine. Buradan da arasında dedim. Buraya geldim 100 dedim. Buraya da geldim 770 dedim. Ve tamam dedim. Şimdi ne yapıyorum? Burayı olduğu gibi seçtim ve delete'le sildim. Geldim buraya tıkladım. Geliştiriciden de geldim kaydı durdurdum. Macro 3 diye bunu tıkladım. Düzenleden arkadaşlar benim kodlarım bunlar. Şimdi burada düzenlemeler yapalım. Şu A2'yi select'i önce bir silelim. Şimdi şu select'leri arkadaşlar mümkün mertebe kullanmamak lazım. Burayı da sildim. Şu clear contents'i buraya yapıştırdım. Şunu da sildim. Bunun başına da ne diyeceğim? Bu hangi sayfanın? MP değil mi? Mizan Piyot sayfası. Dedik. Tamam. Şunu da siliyoruz. Şu select'i de aynı şekilde şunu silelim. Şuradan number formatı alalım. Şuraya getirdik. Şunu da sildik. Bunu da silelim. Bunu da silelim. Evet. Şimdi sales neyin sales'i arkadaşlar? MR MR değil. MR pardon MP. Pardon MP olacak bu. Mizan Piyot. Tamam dedik. Buralar tamam mı? Şimdi gelelim bizim datamızın işlemini arkadaşlar. Biz pivotumuzun kaynağı neresi? Bakın search data. Datanın kaynağı arkadaşlar şurası. Şimdi buraya başında bir tane son satır ekliyorum. Sheets diyorum. Ama şöyle diyelim. Data son satır DSS eşittir. Sheets data sayfasının nokta range 580 bin olsun. 580 bin tamam. Nokta end nokta row. Öyle olacak. Evet. Şimdi bakın şurayı siliyorum. Ve buraya şunu yazacağım arkadaşlar. MP MP değil. Sheets data nokta range 2 nokta üst üste bizim datamızın son
sütunu AK tırnağı kapattım, birleştiriyorum. Neyle? DSS ile. Parantezi de kapattım. Evet, kaynağımız da belli. Artık daha yenileme yapma ihtiyacımız yok arkadaşlar. Buralar tamam. Şunu da arkadaşlar bakın burada ne var. Bunu burada açtık. Bir yere bunu kapatmıştık biz. Heh, şunu da kapattık. Tamam. Acaba hiç açmasak olur mu? Şunu iptal edeceğim ben, bakacağım arkadaşlar. Şurayı da iptal ettim. Burası bizim o açılır liste var diye. Evet arkadaşlar, burası tamam. Şimdi bunu da buradan alacağım. Kontrol. Kopyalayalım. Gelelim bizim muavin raporun buraya. Şimdi evet, bizim pilot olayımız buradan başlıyor. Buradan bakın şeyi unuttuk. Onu burada yaparız. Şu forum üzerine geldim. Şuradan bunu arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi bizim şurada da bir olayımız var. Bunu da size göstereyim. Bakın bizim hesap kodlarını yazdığımız yer neresi? Şurası. Ama bakın bak şunu buradan alıp hani bizim pivot tablosunu silmiş olduğumuz kod bu. Bunu buradan kestim. Geldim en başına. Şunların bizim şuradan başlıyor. Değil mi? Buraya bunu arkadaşlar yapıştırdım. Pivot'u biz bununla siliyorduk. Şimdi şurada da bizim bir olayımız var. Bunu da size ben göstereyim. Burası da önemli. Çünkü biz eğer kod yazmış olduğumuz hücreler boşsa o zaman da hata veriyor. Şimdi biz burayı şöyle ayarlayacağız. Burası, bakın burası. Yani bizim kodlar yazdığımız, filtreleme yapmış olduğumuz yer burası. Şimdi burada şöyle bir olay diyeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar, bizim hesap kodlarımız neredeydi? K ve L'de. Burası boş olduğu zaman bizim pivot tablo çalışmıyor ve hata veriyor. Şimdi o zaman ne yapmam lazım? Burada bir koşul koymam lazım. Diyorum ki if eğer nizam raporu nokta sales pardon bir nokta 11 eşittir boşsa ya da or nizam rapor nokta sales 1,12 eşittir boş ise den diyoruz. O zaman ne yapacak? Boşsa şurası 100 kalsın. Şurayı da en son kod 999.99.01.01 diyelim. Bu fark etmez arkadaşlar. Yeter ki şunu şu kod mantığında yazalım. Önemli değil. Evet. Şimdi
Boş değilse o zaman ne yapacak? Else diye diyelim buraya. Bunun altına gelelim. Else. Şunu biraz düzenleyelim şöyle ya. Değilse ne yapacak? O zaman şunları buradan Ctrl C dedim, Ctrl V dedim. Hemen şuraya bir endif diyelim. Burayı kapatalım şöyle. Burada da ne yapacak? Şunları siliyorum. mr.cells 1,11 burası da olacak. mr.cells 1,12 kapatalım. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi burada biz neyi arkadaşlar şuraya alıyorduk. Nereden alıyorduk? Şuradan değil, bizim burada filtreleme kriterlerimiz vardı. Şimdi bunlar buradan değil de döngüyle beraber nereden alacağız? Bizim şu mavi pivottan. Şu anda burada çalıştırmadığım için sildik ya. Biraz sonra gelecek. Şimdi tekrar buraya geleyim. Şimdi arkadaşlar tekrar şu koda gelelim ve onu çalıştıralım. O pivotu orada biz görelim. Şimdi bize hata verebilir. Hata verirse de o hatalar üzerinden gider. Gerekli düzeltmeler yaparız. Şimdi bak. Bunu çalıştırdığım zaman gelecek. MP columns AC'yi silecek. Peki silebilecek mi? Silemeyecek. Neden silemeyecek? Çünkü orası şu an silinmiş. Silinmiş alan bulamayacağı için bize hata verecektir. O zaman hazır silmiş. Ben burayı şimdilik iptal ediyorum. Ve bu kodları arkadaşlar geldi. Buradan mavi rapordan çalıştırdım. Bakalım hatayı nerede aldık. Neden? Çünkü biz sheet data bize vermesi lazım. m3.row Allah Allah. Şurası 5.800.000 değil mi? 580.000. Tamam, problem yok. Bu hata vermemesi lazım. DSS dedik. Sheets. Burada yanlışım var mı benim? Data. Normal bir son satır bu ya. Data. Data. Problem yok. Sheets tamam. Tamam. Range. Range ne range ya arkadaşım. Şuraya bakar mısınız? Bunu da silelim. Bakın pivotumuz geldi. Şimdi tekrar çalıştıralım. Evet geldi. Şimdi biz buradan alıp nereye alacağız arkadaşlar bunu? Şuraya. Ve şuraya. Hemen kodlarıma geleyim. Şu
Şu for döngüsüne gelelim arkadaşlar. For döngümüz nereden başlıyor? Şuradan. Bakın burayı at, bakın B. Burayı artık ne yapıyorum? A diyorum. Nerenin A'sı olacak? Mizan pivotun A'sı olacak. Burası da mizan pivotun nesi olacak? A kodların başlamış olduğu birinci sütun olacak. Şurası tamam mı? Şurası da ne olacak? Burası tamam herhalde. Burayı sildik. Tekrar. Buralarda problem. Şurada A kaç olacak arkadaşlar? 1 olacak ama burası da M, P olacak. Tamam mı? Buralar tamam. Burada problem arkadaşlar olmaması lazım. Evet, bu kadar. Şimdi bir bakalım buraya gelecek mi? Gelmedi. Aa, pardon. Şeyi silmedi bu sefer tabii ki. Niye? Bakın pivot burada. Bunu silmeyince data hata verdi. Hemen geliyorum buradan. Şu bizim silme kodumuzu aktif hale getiriyorum. Ve arkadaşlar şimdi yine hatayı alacağız. Bakalım nerede alacağız. Şuraya gelelim. Rapora şurada aldık. Bu 2'den değil arkadaşlar. Artık 3'ten başlayacak. Değil mi? Nerede bize hata verdi? Evet, burada hatayı verdi. Şimdi diyeceksiniz ki madem sen bunu yaptın, bu kodları buraya kopyala yapıştırsak iş bitecek. Ama bunu niye ben çözmeye çalışıp da vakti harcıyorum onu da ben bilmiyorum. 23 dakika oldu. Şuraya eksik bir demeyi unuttuk. Şimdi tekrar bunu başlatıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Geldiler. 771 dedik. Pardon 770 olsun fark etmez. Evet bu çok dönüyor değil mi? Evet dönmesini artık şurayı biz şuradaki bizim sayı pardon formüllerimiz var ya burada. Bu formüller arkadaşlar biz ne yapacağız? Şuradaki hesaplama seçeneklerinden el ile yani manuele getireceğiz. En sonunda ne yapacağız? Bunu otomatik hale getireceğiz. Ve şimdi bunların hepsini buradan tuttum arkadaşlar. Hepsi burada var. Sadece fark o hesaplama seçeneklerini manuel ve otomatik yapmaktır. Onları da yerlerinize göstereceğim. Daha fazla uğraşmayalım. Bunu aldım buradan. Mizan rapora geldim. Pardon, muhabir rapora geldim.
Şimdi oradan da şu geliştiriciliği tıklayalım. Tasarım modunun yakıt kodlarımızı şuradan şu aşağıya kadar geldim. Yapıştırdım. Şimdi burada çalıştı dediğim zaman çok güzel bir hata aldık. Bu listbox da var. Bu arada iptal edelim. Burası listbox'tan aldığım için arkadaşlar. Listbox'ın listesini gösteren yer. Bu da uzun sürdü arkadaşlar. Niye öyle oldu? 191 dedik. Bakın şundaki bir oynama var. Bunu buradan denetimin biçimlerine gelsek, özelliklerden hücrelerle taşıma ve boyutlandırma işaretleyelim. Şimdi bir de böyle deneyelim. Evet, 770 dedik. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Biraz döngü uzadı ama sapasağlam oldu. Daha hata vermeyecek inşallah. Yani gerçekten bu daha sağlam. Yani sonuçta hata yapabiliyoruz. Şimdi nasıl bir hata yapacağız veyahut da nasıl farklı bir olay yapacağız? Bunu da böyle önceden kestiremiyorsunuz. İşte biraz üzerine çalıştıkça da ortaya çıkan durumlar oluyor. Bunları da işte bu şekilde düzeltiyoruz. Ama sonuçta bu biraz daha sağlam oldu. Biraz daha değil aslında, tam sağlam oldu. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine ben tekrar çalışacağım. Şu döngüyü biraz daha kısaltabilirsem bunu kısaltacağım ama bakın şu anda sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 sayfa. Bakın bu 8 sayfa. Ama birinci kırılımdayken, üçüncü kırılımdayken ben bunu çalıştırıyorum. Şimdi bakın kaç sayfa oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şu anda arkadaşlar 20 sayfada çalışıyoruz. Yani bunun çıktısını alayım derseniz 20 sayfalık bir çıktı alacaksınız. Muavin defterin özelliği de bu arkadaşlar. 500-600 sayfa. Yani bir yıl boyu yapılan çalışmalar 500, 450, 500 hatta daha da fazla olabilir. O civarda bir sayfaya tekabül geliyor. Arkadaşlar. Onun için bu döngüyü biraz uzun sürdü. Hoşuma gitmedi. Ama yapacak da bir şey yok. Evet. Ama şunu size söyleyeyim. Benim çalıştığım yerden daha kısadır. Ondan da emin olabilirsiniz. Yani kesinlikle konuşmuyor ama bakacağım. Çünkü ben hatırlıyorum bayağı bir mesela yıl sonundaki muavinleri aldığımızda bayağı bir beklemeler oluyor. Şimdi bunu yapacağız dedik. Bakacağız. Üzerine çalışacağım. Buradaki bizim şeyimiz neydi arkadaşlar? Şurada sadece park application calculation dedik bunu manuele çevir yani eliyle çevir ondan sonra geldik burada bunu açtık. Bunlaşmazsak var ya arkadaşlar daha da fazla dönüyor. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bunu buradan kopyalayalım. Şu muavine gelelim arkadaşlar. Şuradan bunu tamamen seçtim. Ve buraya yapıştırdım. Şunu da aktif hale getiriyorum ki şeyden bunu listbox'tan görelim. Yanlış yere çalıştırdık. Neyse.
tarihi vermeyelim. 100 diyelim. Ne diyeyim? 70 diyelim. Burası 0 olsun. Burası kaç olsun? 3 olsun. Ve buna başlat dediğim zaman bakalım ne olacak. Evet, geldi. Bakın şu anda 20 sayfalık bir muayenemiz oldu. Şimdi buralar doğru mu? Doğru arkadaşlar. Şimdi alacak borç ve alacağım eşit olması lazım. Şu anda almış olduğum işlem doğru. Buradan 0, 2 diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle bir durum da var. Biz bunu burada yaptık. Ama bunları biz şöyle tek bir sayfada da yapabiliriz. Bakın sonuçta biz burayı şöyle gizlesek bile hiçbir problem kalmayacak. Gizledim. Şimdi bunu tek bir sayfada yapsak acaba bu şeyimiz, döngümüz daha da azalır mı? Ve hatta arkadaşlar şunları bile kodla yazarsak daha da süremiz kısalır diye düşünüyorum. Bunun üzerine bir çalışma yapacağım ama şu anda burada bir problem yok arkadaşlar. A3. Evet. Evet, muavindeki değişikliğimiz arkadaşlar bu. Şu anda bu arkadaşlar sapasağlam oldu. Yani biraz daha fazla döngü döndü ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi mizanda arkadaşlar saatimiz kaç oldu? 32 dakika. Bunu burada bırakalım. Çünkü bizim mizanımız bayağı uzun sürecek. Burada arkadaşlar bayağı bir değişiklik yaptım. Bunu şu tek bir sayfada, pardon iki sayfada yapmayı daha düşünüyorum. Şunlar arkadaşlar olmayacak. Şunları biz şeyle alacağız. Düşerayla bunlar da burada olmayacak. Pivotumuz muhabinde yapmış olduğumuz gibi o da otomatik olarak buraya gelecek. Biraz tabii ki döngü hızında da farklılık olacak. Ondan da idare edeceğiz artık çünkü sağlam olsun, güzel olsun. Evet, döngü şu anda burada bu kadar. Biraz daha uzayacak ama sağlam olacak arkadaşlar. Bir de şurada bir olay daha var. Şu alt toplamlar arkadaşlar. Şurası da problem yok. Burası şuradan gelecek bize. Pivottan. Ama şurası arkadaşlar geliyor. Bunun için bayağı bir emek lazım. Evet. Bunu da bir dahaki videoda yapalım. Bu videoyu burada bitirelim. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.